Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bitkiler dışında bir video çekiyorum. Bitkilere ve doğaya biraz ara vereyim. Reklam arası olsun dedim. Bugün sizlere Prego 4034 Gaby titreşimli ve müzikli ev tipi ana kucağını anlatacağım. Neden bunu anlatacağım? Gerçekten de ev tipi ana kucağı hem anneye hem de bebeğe inanılmaz rahatlık sağlıyor. Biz bunu yeni doğan bebeğimde gördük. Çünkü yeni doğan bebeklerde özellikle kolik sancılarda ve reflü durumunda çok işe yarıyor. Ve bir odadan bir odaya taşındığı için de anneye de inanılmaz rahatlık sağlıyor. Faydasını aldığınızda göreceksiniz. Çünkü saymakla gerçekten de bitmiyor. Bu konuyu çok isterseniz size daha sonra detaylı anlatabilirim. Ama gelelim. Ev tipi ana kucağı almak isteyenler hem uygun fiyat hem de kullanışlı olarak ne tür bir ev tipi ana kucağı alabilirler? Bundan bahsedeyim. Ben size bugün Prego 4034 Gaby titreşimli ve müzikli ev tipi ana kucağının özelliklerini sayacak olursam, özellikle Prego 4034 ev tipi ana kucağının ileri geri sallanabilme bir özelliği vardır. Gördüğünüz gibi ileri geri sallanabiliyor. Konforlu iç pedi var. Çok yumuşak ve çıkarılıp yıkanabilen bir iç pedi var. Bu çıkarılabiliyor arkadaşlar. Ve burada da yastığı var. Bu yastığı da çıkarılabiliyor. 3 noktalı emniyet kemeri var. Şöyle göstereyim sizlere. Üç noktalı emniyet kemeri var. Bu emniyet kemerinden şu şekilde sabitleyebiliyoruz. Çok fonksiyonlu müzik kutusu var. Görüyorsunuz. Bu müzik kutusunun 6 kademeli titreşim var. Buradan kademe kademe titreşimleri ayarlanabiliyor. Bu da özellikle çocuk yatarken kolik sancılarının çıkmasında çok fayda sağlıyor. Ayrıca farklı müzik sesleri çıkıyor. Müziği şu şekilde açabiliyoruz. Müziğimizin ayarı ise buraya basarak ayarlayabiliyoruz. Bu tuşa bastığımızda müzikleri değişebiliyor. Farklı farklı müzik ve doğa sesleri çıkartıyor. Ses yüksekliği de ayarlanabiliyor. Dediğimiz gibi şu şekilde. Müzik kutumuzu bu şekilde anlatabiliriz. Kademeli olarak sırt dayanağımız var. Ve hem oturarak hem yatarak kullanılabiliyor. Bu yatma pozisyonu ve sallanma pozisyonu. Oturma pozisyonunu ise şu şekilde gösterebilirim sizlere. İki tarafta çıt çıtı var. Basıyoruz. Bu oturma pozisyonuna geliyor ama ancak oturma pozisyonuna gelmeden önce altta bir tane kemer var. Bu kemeri sıkıyoruz ve kemeri geçirdikten sonra oturma pozisyonunu alıyoruz. Hem oturma hem yatma pozisyonu vardı. Yatma pozisyonunda şöyle tekrar göstereyim sizlere. Yatış pozisyondayken ayaklarını sabitleyebiliyoruz. İki tarafta mandalı var. Yine arka ayaklarını da sabitliyoruz. Arka ayaklarını da sabitledikten sonra yatış pozisyonunda herhangi bir sallanma olmuyor. Evet arkadaşlar. Ayrıca çıkarılabilir portatif tentesi var. Şu tenteyi şu şekilde kaldırıyoruz. Ve çıt çıtları var. Çıt çıtlarını açıp bu portatif tenteyi çıkartabiliyoruz. Tekrar hemen yerine koyalım. Derece dönebilir oturma ünitesi var. Döndürürken şurada bir tuş var. Tuşa basıyoruz ve gördüğünüz gibi bu şekilde dönüyor.
çıt sesi geldiği zaman bu şekilde oturmuş oluyor. Bu şekilde de yan şekilde de kullanabiliyoruz ve yan şekilde de sallanır pozisyona geliyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde de sallayabiliyoruz ev tipi ana kucağımızı. Dolayısıyla dört yönlü sallanma özelliği olmuş oluyor. 4 adet sabitleme mandalı var. Göstermiştim şu şekilde sizlere. 2 adet de oyuncak var. Çocuğun ilgisini gerçekten ilgisini çekiyor. Biri ses çıkartıyor. Diğeri ise çıngırak ses çıkartıyor. Çocuk bu şekilde dikkatini çekerek ev tipi ana kucağında rahat ediyor. Bu ana kucağı gerçekten de fiyat olarak çok uygun ve kullanışlı bir ana kucağı. Gerçekten de ana kucakları zaten özellikle 6 ay kadar kullanışlı oluyor. O yüzden ben çok fazla para verip çok büyük bir ana kucağı almanızı önermiyorum. Bunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomun sonuna geldik. Bugünkü videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Ve kanalıma destek vermek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.